başka birisi gelsin. Karşıma başka birisi gelsin. Tabii ya. Ben gurbetçilerle işim olmaz. Çok seviyorsan burada yaşayacaksın. Ben bu vatanın evladıyım. Ne ya bağırma ya. Bana. Bana yalandan bağırma. Geleceğim burada yaşayacaksın o zaman. Gelip burada yaşayacaksın o zaman. Kimsin lan sen? Ya sen kimsin? Bana şöyle dikleme bak ha. Terbiyesizlik ya. Ben. Kardeş ediyorsun herkese. Ben zaten. Boş konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma. Ablacığım terbiyesizlik değil bak. Almanya'da yaşıyorsun. Evet. Erolarla dolarlar yiyorsunuz. Ben buraya gelmeyi... Biz açız aç aç aç. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Var mı bir şey diyeceğim? Allahu Ekber! Var mı? Bir şeye karşı... Başkan seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Valla ben AK Parti'ye verdim ama size yani çok vicdan azabı çektim geçen sene. Çünkü arkada bıraktıkları onca insan aç kaldı. Ben hala gönlüm ondan yana, ondan dürüstlüğü yok ama dediler ki çok çocuk yapın, 4 tane çocuk yapın, 4 tane çocuk yapın, işte en az 4 çocuk. Benim 4 tane çocuğum var ve eşimin eline bakıyorum yani. Buradan ona sesleniyorum, rica ederim. Evli olan kadınları erkeklerin eline bırakmasınlar. Erkeklerin ne bileyim kuklası yapmasınlar ya, versinler kadınlara bir iş imkanı. Ama evimizde iş imkanı çünkü çocuklarımız çok küçük. Bırakıp dışarı gidemiyoruz, kimseye bakamıyoruz, bırakamıyoruz yani. 4 tane çocuk da çok gerçekten geçim çok çok zorlaştı. Ben Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar destek veriyorum ama... Emine Erdoğan porsiyonları küçültün dedi. Porsiyonları küçülteceğiz de nereye kadar küçülteceğiz yavrum? Temizlik malzemesinden mi kısalım, yemekler mi kısalım, nereden kısalım? Çocuklardan da kısamıyoruz. İnanın ben geçen sefer verdiğimde çok vicdan azabı çektim ama bu sefer vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Benim Resulüm açken bana açlığı tavsiye ederken kendi karnına 3 tane taş bağlıyordu. Ben vermeyeceğim çünkü neden biliyor musun? Benim çocuklarım 4 tane aç. Aç derken çok özür dilerim, aç değiliz. Eğitim kısıtlığı var. Şimdi benim çocuğum bu. Gelir misin yavrum? Benim çocuğum normalde devlet okulunda okuyor ama onun arkadaşları hepsi özel ders alıyorlar. Özel ders alırken benim çocuğum ilerleyemiyor. Ben özel derse veremiyorum, dershaneye veremiyorum. Çocuğum hiçbir şekilde ilerlemiyor. Kusura bakmasınlar yani eğitim eşitliği var, eğitim eşitliği var diye. Ben 4 tane küçük çocuğum var ama hiçbir eğitim eşitliği yok. Ben göremiyorum kendi çocuklarımdan ya. Arkadaşları hepsi özel yani özel ders alıyorlar ya da özel okullara gidiyor. Durumu olanlar tabii ki hepsini derken çok özür dilerim hepsi değil. Durumu iyi olanlar. Ama benim çocuklarım yarın bir gün ne olacaklar? Meslek lisesine gidecekler ya da en kötü ihtimalle dışarıda serseri olmalarını istemiyorum. Yani çocuklarım serseri olacaklar. İleriyi, hiçbir ileriyi göremiyorum çocuklarımda. Çok şükür yani ben şu anda iyiyim, benim durumum iyi ama çocuklarımın durumu ne olacak? Çocuklarım böyle ilerleyemedikçe sokakta sokak çocuğu olacaklar. Vatanın millete hayırlı bir evlat olamayacaklar. Yapamıyoruz biz çünkü ben yapamıyorum. Ben istiyorum ki çocuklarım vatanın millete hayırlı olsun. İlerletin, şu çocukların elinden tutun. Ya yok, iş yok. Dünya kadar şey, her şeye zam 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 ama biz çalışamıyoruz, iş yok. Verin iş bize, biz çalışalım. Çocuklarım ilerlesin. Ben istedim çocuklarım ilerlesin. Zaten her şey onlar için. Bir şey yapsın yani. Gerçekten çok üzgünüm yani. Hiç durumumuz iyi değil. Hiç durumumuz iyi değil. Var mı aklında bir lider abla Türkiye refaha kavuşturabilecek? Vallahi refaha kavuşturacak bir lider. Ben İmamoğlu'na bazen hani takılıyorum. Hani diyorum ki belki biraz bir şey yapar diyorum ama. Diğerlerini bilmiyorum yani. Cesaret yok. Biraz cesaret olsa onlar yapabilirler ama cesaret yok. Önü kesiyor olabilir mi abla? Olabilir bilmiyorum. Ama ben gerçekten şu anda çok üzülüyorum yani. Çocuklarım için üzülüyorum. Yani hiçbir şey yapamıyorum ben çocuklarım için. Dışarı çıkamıyorum. Ya dışarı çıktığımda para gidiyor, bilmem ne gidiyor. Ben 4 tane çocuğum var ama sadece bunu gezmeye getirdim. 3'ünü de evde bıraktım. Yapamıyorum yani. Neyden kısacağız? Kısınlar diyor ama neden kısacağız? Kusura bakmasın yani neyden kısacağız? Hani ne kadar kısacağız? Dedi porsiyonları küçültün dedi. Porsiyona ne alakası var? Porsiyonu küçülteceğiz. Bunun temizliği var, yemesi var, içmesi var, eğitimi var. Yani hiçbir şey de yemesek de yani nasıl yaşayacağız bilemiyorum. Kusura bakmasına yani. Abla sen oyunu kime verirsin? Oyunu bana vermezdim. Teşekkür ederim. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımıza. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Seviyorum kendisini. Neyini çok seviyoruz mesela? Yani doğru buluyorum yaptıklarını. Hangi yaptıkları daha çok doğru? Her şeyiyle mesela. Yani günümüze baktığımızda yani okul açısından söylemem gerekirse yani çok rahat okuduk. Başımızda tesettürümüzde her yere girebiliyoruz artık. Her yerde öncülüğümüz var. Yani bir kere vizyon sahibiyiz, göz önündeyiz, özgürlüğümüz artık kısıtlanmıyor. Başka bir parti gelse başınız açılacak mı? Açılmayacak ama yani en azından rahatça yaşayabiliyoruz. Ama doğruyu biliyorsunuz şu anda. Açılmayacağını biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Şimdi, meclise muhalefet de evet dedi. Başörtü yasasına evet dedi. Kapansın. Evet. O yasayı... Sadece başörtüsü değil ki hastaneler, ulaşım her açıdan çok rahatız. Bazı vatandaşlar 6 ay sonra bence çok rahatız. Alıyor. Gerçekten her bakımdan rahatız. Nimette de, her şeyde de yani şükretmesini bilirsek gerçekten çok rahat içinde yaşayabiliriz. Bence herkes nankörlük yapıyor. Geçinemiyorum diyenler yalan mı söylüyor? Yani
Yani vallahi geçine... yakanıza geldik. Hayır, bence geçinemiyorum diyen yalan söylemiyor. Ama gerçekten de herkes bence rahat içerisinde. Yani inanın en küçük çocuğun elinde bile bugün iPhone varsa bence çok rahat geçiniyorlar. Abi, elimde iPhone yok abla, ne oldu? Elimde iPhone yok. Olsun, var. Olsun. Sizin elinizde olmayabilir ama bir başkasının elinde var. Ama var ya, bizim var ya. Var, geleceğimiz, herkesin elinde. Bizim geleceğimizde oynayan sizsiniz. Biliyor musun? Sizin kafalar. Hayır. Ya şu anda diyorsun ki Türk kuyruğu, yağ kuyruğu var. Şu andaki kuyrukları gördün mü? Yağ kuyruğu ile şey kuyruğu geldi şimdi. Şeker kısıtlama geldi şu anda marketlere. Kooperatifleri şu anda kısıtlama geldi. Nerede kuyruk var? Bana kuyruğu gösterin. Şu anda diyorum ki sana kısıtlama var. Şu anda yeni geldi karar. Yağ kuyruğu sadece bir tane alabiliyorsun. Neden? Yok. Neden? Türkiye, iki tane, üç tane alıyor. Bak Türkiye, abla Türkiye 7 bölgeden de oluşuyor değil mi? 7 bölgenin her yerinde sınırsız buğday, şeker, yağ, aklına ne gelir, turunç gelir, her şey var. Bütün baklagiller çöpte. Ablacığım ne bu? Sen ne çöpünden bahsediyorsun? Allah ya bak sizin kafalar yüzünden. Bak sizin kafalar çok kötü ya. Gerçekten çok kötü ya. Hayır. Gerçekten çok kötü ya. Ben ihtiyacı olana yardım ediyorum. İhtiyacı olana yardım ediyorum ama çöpe atıyor. Ben gerçekten görsem. Çöpe atıyor. Hayır. Kesinlikle neyi savunuyorsun? Savunacak hiçbir tarafı yok. Böyle akıllar var ya, sizin kafa bizim kafa. Türkiye'yi bozan ha bu kafalardır. Bizim kafalar değil. Sizin kafa değil. Sizin kafalar değil. İlk önce dinle siyaseti aynı yere koymayacaksın abi. Bir dakika kardeşim. Dinle siyaseti aynı yere koymayacaksın. Senin kafayla kafa farkı var. Bak siz, sizin kafa, bak, bizim kafa. Evet sizin kafa sizin kafa oluyor. Kafa, evet öyle. Sen dedi kafa böyle. Sizin gibi kafalar bak, bu Türkiye'de. Bak benim yüreğim yurdum belli. Tamam bak kim olduğum da belli. Ben Tokatlıyım. Ama Aleviyim. Nasıl bir kafan anladın var mı? O zaman? Alevileri inat tamam, olarak senin yavuz... kafan var. Bir dakika dur bir şey diyeceğim. Senin nafıcı kafan. Bir dakika dur. Hayır, senin kafana bir şey diyeceğim. Bir duysana bir sesimi duy. Sen bağırarak konuşma. Tamam bir dinle. Tamam bağırarak konuşma. Alevileri inat olarak 3. köprünün ismi Yavuz Sultan Selim koyan insandan ben hiçbir insan bir beklemem anladın mı? İnsan beklemesin yani. Evet hiçbir şey beklemiyorum yani. Olacak olan belli. Dolar 11 olmuş olmuş hala siz neyin peşindesiniz ya? Bu kafayla gideceği yer belli. Tökezleyecek. Nereye tökezleyecek? Ben iki tane üniversite... Bak ben diş protezi... Bak abicim ben diş protezi teknolojisi... Nişantaşı Üniversitesi'nde diş protezi bitirdim. Şimdi spor bilimler okuyorum. Ya okusan ne olacak? Şimdi bizim arkadaşlar var. Şimdi diş protezi bitirdiler. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. 40 alim bir alimle tartışabilir. Ama 40 alim bir cahille tartışamaz. Anladın? Arkadaşın kafa belli. Hadi gidelim. Ya bunlar işte aynı böyle dolu 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 dolu. Bunlar kesin büyük ihtimal para alıyorlar anladın mı? Para alıyorlar biliyorlar işi. Porsiyonlar küçülsün. Peygamberin ümmeti zaten zayıf olması gerekiyor. Porsiyonlar küçülsün ne var? Bu kötü bir şey mi? Sağlıklı beslenin. Ya Allah diyor ki yiyin hiç israf etmeyin diyor. Ya ya daha dün gördüm ya İskender'i yedi yarısını bıraktı ya adam. Yarısını bıraktı kalktı gitti. O İskender'in yarısı çöpte. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir zihniyet. Zaman, biz kaçmışız zamanında. İsyanı engellemek için o bir padişah. Ne isyanı ya? Padişah gün gelir kendi kardeşini bile feda etmiş. Şerefsiz işte o padişahın hepsi şerefsiz zaten. Ne demek şerefsiz ya? Şerefsiz tabii ya. Ne demek şerefsiz ya? Kendi kardeşini nasıl katledebilir ya? Bugün, şu anda ben padişah olsam kardeşim için devleti bırakırım ya. Kardeşim, öyle bir şey mi var ya? Öyle bir millet, şey var mı ya? Bu millet gün gelir. Ya sen ama böyle olmaz sen, ki. Kanuni Sultan Süleyman Mustafa'nın öldürdüğü sahneyi gördüğü zaman ben gözyaşı döktüm ya kendi kendime. Star TV'de izlediğin şeylere bak. Ya öyle gerçekten öyle ya. Bir saniye. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Tamam. Bak bu millet gün gelir tek şehide bile, tek şehit için bile kaç tane sokak ismi verir. Koskoca Yavuz Sultan Selim'e sen bir köprüyü az bile. Bana sorsan az bile. Koskoca Yavuz Sultan Selim bu. Sen onun neler yaptığını bu millet için, bu devlet için neler yaptığını sen biliyor musun? Okudum diş şey diyorum ama biliyorum. Ben Yavuz tarih Sultan Selim'in tarihine baktın mı? Yavuz Sultan Selim kaçıncı Osmanlı padişahı? Söyle bana kaçıncı olduğunu. Ya kaçıncısını sen orasına bak. Sen ben detaylara takılırsan. Ben sana söyleyeyim mi? Bu millet Osmanlı padişahı. Sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Bak ben biliyorum. Tarihten senden daha çok iyi biliyorum. Yapayım? Tamam mı? Yani? Ya bildiklerini biliyorsan şimdi, bak. Alevileri katleden bir padişahtı tamam mı? Alevileri katleden bir padişah değil. Öyle. İsyan çıkaran. Ya ne isyanından i̇syan bahsediyorsun çıkaran, ya sen? Ne isyanından bahsediyorsun? Süleyman ilk geldiği zaman kimin kökünü kuruttu? Kimin? Sen hala buradasın. Ya ne diyorsun ya, sen ya? Kök kurutma diye bir şey yok. Sen Fatih kök Sultan... kurutsa bak Aleviler. Kaç ha? tane Alevi var? Bu devlette kaç bak, tane Alevi biliyor musun? Var? Bu sağ taraftaki AKP, bak bu sağ taraftaki AKP Türklerle Alevileri birbirine düşürüyor. Anladın mı? Adam Yavuz patlıyor. Sultan Selim bu milletin en büyük padişahlarından biri. Senin için öyle, benim için öyle değil. Senin için o zaman
burası Yavuz Sultan Selim'in yeri. Sen ne yaptın ki şimdi Alevilerin kökünü kuruttun. Ben sevmiyorsun. Sadece Yavuz Sultan Selim yaptı. Onun askerleri yapmadı mı? Sevmek zorunda Yeniçerilerin soyu nereden geliyor? Yeniçerilerin soyu nereden geliyor? Hacı Bektaş'ı Veli kurdu o sistemi değil mi? Burada Hacı Bektaş'ı Veli'ye karşı bir şey söyleyecek adam var mı? Yok değil mi? Ne yok? Bir Hacı Bektaş'ı Veli'ye bir laf söyleyen biri var mı burada? Yok. Yani burada Alevi'liğe karşı hiç kimsenin bir şey yok. Böyle medyadan okuyup yok o bize karşı yok o bizi kesiyor. Kardeşim ben senden daha bilgiliyim emin ol. Şu kadar kaç kişiden var en çok bilgili benimdir neredeyse. Daha bilgilisin eyvallah da. Yani bu milletin değerlerini, bu milletin değerlerini bu şekilde konuşamazsın. Yok sevmiyorum o zaten bilmem şerefsiz sen. Sen kim şerefsiz dedi öyle bir şey demedim ben. Ben şerefsiz diye bir şey demedim. Bak manaları farklı yerden anlama bak. Ya, şuradan buradan anlama. Öyle, ben şerefsiz diye ağzımdan bir kelime çıktı. Merkez burada. Katil, çıkmadım. Alevileri katleden bir padişah dedim sana. Bir saniye kardeşim. Sen burada hep az sonra başlarsın zaten. Sana sorsam burada diktatörlük de var dersin. Bak kameranın karşısında hepimiz de güzel konuşuyoruz değil mi? Tamam. Yani maşallah benden de çok lafın çıkıyor. Sesin yüksek. Zaten öyle. Tamam. Çünkü niye biliyor musun? Bu AKP gitmediği sürece bak. Agacım bak beni dinle. Beni dinle. Yok yaktılar yok şunu yaptılar. Ya. Böyle bir şey yok. Söyle. Bak sen istediğin benim, gibi benim akrabalarım, kuzenlerim Fransa'da tamam mı? Tanımıyor. Adamlar geliyor 2000 euro maaş alıyor. Benim daha kuzenim yeni hosteslik falan yapıyordu tamam mı? 2000 euro alıyordu. Buraya geliyor kaç para yapıyor? 20 milyar. Adam 3 ay tatil yapıyor burada. Biz sen 2000 lirayla ne yapabiliyorsun ya burada? Sen kendini, ben bir hafta Bodrum'da tatil yaptım 2,5 milyar. Sen kendini her zaman diğer insanlarla kıyaslarsan her zaman ezersin kendini. Niye ezeyim ya ben? Sen kendini her zaman ezersin. Niye? Bak ben nereden geliyorum? Nereden geliyorsun? Almanya'dan. Tamam. Tamam sen zaten anladın ben senin şeyini. Sıkıntı nerede? Konuşma. Ne oldu? Ne oldu? Karşıma. Hadi. Karşıma başka birisi gelsin. Ne oldu? Karşıma başka birisi gelsin. Tabii ya. Ben gurbetçilerle işim olmaz. Çok seviyorsan burada yaşayacaksın. Ben bu vatanın evladıyım. Ne gurbetçi? Ya bağırma bana. Bana yalandan bağırma. Gelip o zaman burada yaşayacaksın. Ne? Gavur diyorsun. Gavur falan. Öyle konuşmayın işte. O nerenin evladı? Boş boş konuşmayı şey yapıyorsunuz. Sen boş eyvallah. Almanca Almanya'dan geldiğimi duyunca niye başka birisiyle konuşmak çünkü istiyorsun? Çünkü sen bu ülkenin şeyle karışamaz kardeşim. Nasıl karıştın? Geleceğim burada yaşayacaksın o zaman. Kimsin benim? Gelip burada yaşayacaksın o zaman. Bak, ben kimsin lan sen? Ya sen kimsin bana söyle dikleme bak ha. Terbiyesizlik yapma. Bir de sen kimi yaşıyorsun? Ben Türk oğlu Türk'üm ne oluyor? Buradaki devletle konuşacaksın bana. Ben hükümetsiz diyorum sana. Sen git konuşma Almanya'dan gelin. Yok ya. Nankörsünüz. Sen de burada yaşa burada. Nankörsünüz. Almanya'da yaşa. Bak kardeşim. Dayı Almanya'yı bırak burada yaşa. Hayırdır ya? Hayırdır ya? Karnesi diyorsun herkese. Hayırdır. Boş konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma. Ablacığım terbiyesizlik değil bak. Almanya'da yaşıyorsun. Evet. Erolarla dolarlar yiyorsunuz. Ben buraya gelmeyi... Biz açız aç. Türkiye'deki millet aç. Ben buraya gelmeyi düşünüyorum. Doğru. Ben buraya gelmeyi... Neden efendim? Evet doğru. Gelmeyi düşünüyorum ama ben. Ama neden efendim? Gelme gelme. 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 Medeni bir ülkedeyiz. Herkes... Gelme. Kardeşim bak. Ben niye buraya dönmeyi düşünüyorum? Gelme. Lütfen sakin konuşalım. Ben de gurbetçiyim. Adam son derece haklı abi. Sonuna kadar haklı. Burası Türkiye. Dönme. Afganlılar yaşasın burada. Bak bak. Bak bak. Mesul bir adam. Esiniz çıksın ya. Kim söylüyor ya? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne? Var mı bir şey diyeceğim? Allahu Ekber. Var mı? Bir şeye karşı. Allah'a karşı bir şey mi var? Hayırdır? Zoruna mı gidiyor? Allahu Ekber. Var mı? Hadi. Ya yemin lütfen sakin ya. Bağırıp gidersin böyle amca. Çakallık da yapmayalım bak yani. Bak abla. Ben dün ben bir ay izine geliyorum. Evet, her şey toz pembe. Evet, her şey aynen. Toz pembe. Ve ben oy kullanma hakkı olmaması lazım. Çok haklısın. Ben bir ay geliyorum buraya evet, sadece. Aynen vatandaş, tatil yapmaya. Evet. Para yemeye evet, oradan. Fıstık gibi para kazanıyorsun. Arkadaş 12 ay burada. Evet. Ben onun... Yaşamını engelleyemem. Aynen. Oy kullanma hakkı olmaması Türk sen, lazım. Sen onu desteklemek aynen zorundasın. Aynen öyle. O arkadaş giden arkadaş her o çakallık yapıyor. Çakal çakal. O çakal. Bırak onu sen. O ve onun gibileri. Ya abi zaten her şey belli zaten anladın mı hani belli olmasa. Aynen öyle. Evet aynen öyle. Evet, ya aynen şimdi öyle. Diyorlar hani hala şey yapıyorlar anladın mı AKP AKP. Ya abi tamam bu adam zamanında yapmış demiş ki İstanbul temizlemiş. Görüyoruz ya biz de gördük. İstanbul'u temizlemiş, hani ulaşımını yapmış ama abicim bir dandan sonra bitmiş artık anladın mı? Zorlamaya gerek yok yani anladın mı? Millet aç yani aç dedim sana hani ekmek bulamıyor değil açlık anladın mı? Yani maddi durum ondan sonra ne bileyim hani okuyacaksın. Mesela ben küçükken bir tane simli şey almış,
simli kalem almaya çalışırdım, içim giderdi mesela, anladın mı abi? Şimdikiler mesela, mesela şu telefon diyorsun, yani telefon al 3 milyar, onu da iddiadan kazandım ha, iddiadan kazanıp aldım. Hani benim maddi durumum iyi, benim evimde herkes çalışıyor, ablam, abim falan, hani babam çalışıyor ama gerçekten insanlar, çalışan insanlar mahallede. 3 milyar maaş alıyorum, bizimki oralar gecekondu yerleri de var bazı yerleri. Ben Emirgan tarafında oturuyorum. Hani oturan insanlar var ama hani ne bileyim yani görmek lazım, bazı şeyleri görün ya abi Allah aşkına ya. Ya siz abla zaten 50 yaşında insanlarsınız, ölüp gideceksiniz, biz kalalım, bırakın da biz geleceğimiz güzel olsun. Benim kuzenim geliyor rahatı, ya ilk maaşıyla gitti abi 2015 model şey, Audi araba aldı ya, 2015 model ya. Ya 2015 adamlar artık orada ne diyor biliyor musun? 5 yıldan sonra arabalar şey yapıyor diyor, çöpe atılıyor diyor. Yani o kadar kötü diyor. Biz de burada adamlar Şahin'e, Tofaş'a 100 milyar biçiyor ya. Şimdi sen, ben hayatım boyunca kaç yıl çalışacağım? Şu anda kaç yaşındayım? 24 yaşındayım. Hadi çalışsam 20 yıl. 20 yılda en fazla alabileceğim bir araba belki, bir araba. Kaç yıl çalışabilirim? Ya da en fazla bir ev ya. Bir ev için mi çalışıyorsun sen Türkiye, yok, dünya? Yok, bundan sonra ev alamazsın, yani, mümkün zaten değil. Zaten alamazsın abla. Şimdi geçen gün... Yerlerden abla, kalırsak abla, o geçen zaman... Gün, olur. Geçen gün Megane fiyatına baktı. 300 milyar ya, bir Renault Megane ya. 300 milyar para ya. Yani ne bileyim yani artık herkes görsün artık. Vallahi acıyorum millete ya. Hani tamam, ha bu dincelik siyaset değil. Ama buradan CHP yönetimine şey yapıyorum. CHP yönetimi ne demesi lazım biliyor musun? Kardeşim biz başörtüyü kaldırmayacağız. Yani öyle bir yasa getirmeyiz. Millet bunu anlamıyor. Bunu aptal CHP şeyine diyorum, Kılıçdaroğlu'na diyorum. Artık bunu desinler. Adamlar çünkü zannediyor ki CHP gelirse din bitecek. Bitmeyecek abi, niye bitsin? Mal mı bu şey? Hani benim zamanımda da ben ilkokulda Atatürk Orman Çiftliği'ne giderken kapalıları almıyorlardı içeri. Ben de almam. Benim arkadaşımın adresi almamışlar. Ben de üzülmüştüm. Ama CHP gelip ya da o partiler hani iktidara geleceğini düşünüyorsa diyecekler ki kardeşim biz kapalılara bir şey yapmayacağız. Biz dinlerini meşhur yapacağız. Camileri biz şey yapmayacağız. Kullan hani o PKK falan girecek de öyle bir şey yok abi ya. Öyle bir şey mi var ya? PKK diye bir şey mi var? Ya ne bileyim herkes gözü nasıl ya? Genç, ben gençlerden artık umut biliyorum. İşler zaten geliyor onun için. Başörtü, saçı kapalı, hayır, kıl abi kapalı, diyor, kapalı diyor, olmamak abi, değil ya. Vicdan, vicdan. Müslümanlık vicdanla. Ama kapalı benim kız arkadaşım da oldu. Yani ne yapalım? Yani biz kendi sevgilimle mi ayrışalım? Ya da onun şeyle mi ayrışalım? Ya ne bileyim ben. Çok saçma geliyor yani. İşte biliyorsun bir zaman ne oldu? Asker törenine anne alınmadı. Yerlerde süründürüldü. Aynen abi, aynen. İşte bu millet bunun hesabını, yani kime soracağız bunun hesabını? Aynen. Ya benim eşim 2000 yılında mezun oldu. 2016 yılında şey olduğu için, başörtüsü kalktığı için hazırlandı. Daha yeni atan 20 yıl öğretmenlik yapacaktı. Yapamadı. Şu anda çömez öğretmen. 4 yıllık çömez öğretmen oldu. Ne başörtüsü ne alakası var ya? Benim nenem de örtülü, o da örtülü, bu da örtülü. Yani böyle abuk subuk şeyler ya. İşte bundan dolayı ayrışma bilmem ne oradan oluyor yani. Ya sen asker törenine anneyi almıyorsun ya. Böyle bir şey var mı ya? Asker törenine anneyi almıyorsun. Anne ağlıyor. Yerde böyle sürdüler ya. Girin internette şu anda izleyin o videoları. Ben diyorum ki keşke geriye dönelik şey olsa da, gerçekten geriye dönelik olsa da o anneyi yere iten adamı şu anda yargılasalar. Abi ama öyle bir şey yok işte. Ya ben var ya hani ya herkes düzenli şekilde yaşasa mis gibi olsa ya. Şu anda al birini vur ötekini. Hiç kimse vatandaş düşünmüyor. Hiçbirisi. Şu anda bu hükümet gitse bile abi, bu hükümet gitse bile ben size diyorum 10 yılda bura 10-15 yılda zar düzelir yani burası. Çünkü o yani ona bakıyorsun yalancı. Ona bakıyorsun ulan millet hani yok bir şey ya. Millet çaresiz şu anda. Kime gideceğiz? Hiçbir şey. Doğaya kaldı işimiz gerçekten. Sebeplere başvurduk, hiçbir şey olmadı artık. Allah'ım bir kurtarıcı gönder, gökten mi indireceksin? Teşekkür ederim.